Bağlama eğitiminin en önemli noktalarından biri de notasyondur. Derslerimizi kolaylaştırmak için bağlama eğitiminde kullanacağımız parmak ve tel numaralarını bilmeliyiz. Sol elimizdeki işaret parmağımız 1 numara, orta parmağımız 2 numara, yüzük parmağımız 3 numara, serçe parmağımız 4 numara ve baş parmağımız 5 numaradır. Sağ elimizdeki parmak numaraları da sol elimizle aynıdır. Bağlama üzerindeki tel gruplarını da numaralandırmamız gerekirse 3 telden oluşan alt tel grubu 1. grup, 2 telden oluşan orta tel grubu 2. grup, 2 telden oluşan üst tel grubu ise 3. grup olarak numaralandırılmaktadır. Şimdi bağlama üzerinde sol elimizi nasıl konumlandıracağımızı, parmaklarımızı nasıl kullanacağımızı ve notaların yerlerini görelim. Sol elimize herhangi bir kuvvet uygulamadığımızda sol elimiz doğal konumda şekildeki gibi durmalıdır. Sapa temasımız ise bu şekilde olmalıdır. Elimizle uygun bir şekilde sapa temas ettikten sonra birinci parmağımızı dik ve tırnağımız bağlamanın göğsünü gösterecek şekilde basalım. Diğer parmaklar ise tele basmamalı, ancak her an tele basacakmış gibi hazır bir konumda durmalıdır. 2, 3 ve 4. parmakların basış şekli de birinci parmakta olduğu gibi dik ve kıvrılmadan olmalıdır. Ayrıca en önemli kurallardan biri de ikinci parmak basıldığında birinci parmak kaldırılmamalı, birinci parmak baskıya devam etmelidir. Aynı kural üçüncü parmak bastığında bir ve ikinci parmak, dördüncü parmak basıldığında ise tüm parmaklar baskıya devam edecek şekilde uygulanmalıdır. Beşinci parmak ise genelde üst tel doğu notasında kullanılacağından şekildeki gibi basılmalıdır. Şimdi öğrendiğimiz baskı şekillerine dikkat ederek bağlama üzerindeki tüm ana notaların yerlerini öğrenelim ve çalalım. Bağlamada La notası. Bağlamada Si notası. Bağlamada Do notası. Bağlamada Re notası. Bağlamada Mi notası. Bağlamada Fa notası. Bağlamada Sol notası. Bağlamada Oktav La notası. Tabii ki türkülerimizi geleneksel halk müziğinde kullandığımız dizilerine uygun olarak çalabilmek için diyez ve bemol seslerin bağlama üzerindeki yerlerini de bilmemiz gerekmektedir. Diyez işareti notamızı inceltmekte ve sap üzerinde ana notadan biraz daha aşağıya basılarak çalınacağını ifade etmektedir. Örnek Fa notası. Biraz daha inceliyorum. Fa diyez 2 notası. Biraz daha inceliyorum. Fa diyez notası. Bemol işareti notamızı kalınlaştırmakta ve sap üzerinde ana notadan biraz daha yukarıya basılarak çalınacağını ifade etmektedir. Örnek Si notası. Biraz daha kalınlaşıyorum. Si bemol 2 notası. Biraz daha kalınlaşıyorum. Si bemol notası.